bugünkü videomda size Seattle'da yaşam hakkında birkaç bilgi vereceğim. Çünkü Seattle'da yaşamak hakkında çok fazla soru geliyor. Özellikle Instagram sayfamdan da çok fazla soru alıyorum. Seattle'da yaşam nasıl? Seattle'da yaşamayı seviyor musun? Veya Seattle'da yaşamanın iyi ve kötü yanları olaraktan farklı farklı sorular alıyorum. O yüzden ben bugün bir liste yaptım size ve 10 maddede Seattle'da yaşamanın hem iyi yanlarını hem de kötü yanlarını paylaşacağım. Hiç lafı uzatmadan hemen konuya giriyorum ve bir numarayla başlıyorum. Bir numarada iş imkanları var. Arkadaşlar Seattle ekonomisi çok hızlı büyüyen bir şehir. Hala büyümekte ve çok fazla iş imkanı var. Eğer özellikle teknoloji alanındaysanız, üretim alanındaysanız, mesela mühendisseniz veya IT alanında çalışıyorsanız iş bulmanız burada gerçekten çok kolay olacaktır. Amazon burada, Microsoft burada. Bizim şirket, ben Fluke'da çalışıyorum. Fluke burada. Aynı zamanda Boeing'in fabrikası burada. Yani Starbucks'ın ana merkezi burada. Çok fazla imkan var. Çok fazla işe alım yapılıyor. Özellikle Amazon ve Microsoft biliyorsunuz pandemiyle birlikte bu durumdan avantajlı çıkan takımdan oldular ve bu yüzden çok fazla zaten iş alımı yapmaya başladılar. Yeni pozisyonlar üretmeye başladılar. Takımlarını büyütmeye başladılar. Bunlar sadece bir örnek. Burada çok çok daha fazla şirket var. Eğer üretim alanındaysanız, mühendislik alanındaysanız veya IT alanındaysanız, teknoloji alanındaysanız kesinlikle Seattle'ı tavsiye ederim. Çok fazla iş imkanı var dediğim gibi. Eğer işlere bakmak isterseniz de LinkedIn'i tavsiye ederim. Veya Google'a direkt hani Seattle yazıp iş imkanlarını arayabilirsiniz. Aradığınız meslek olarak da onu yazın. Mesela üretim mühendisi olarak Seattle'da iş arıyorsanız üretim mühendisi Seattle yazın. Tabii ki bunu İngilizce yazın. Türkçe yazarsanız çıkmayacaktır. Yani manufacturing engineer, Seattle tarzı yazılar yazıp Google'da arama yaparsanız bu pozisyonları bulabilirsiniz. Rüzgardan defter durmuyor. Ama kısacası Seattle'da yaşamanın en iyi yanlarından biri çok fazla iş imkanı var. Tabii bunun yanında 2 numarada kiraların çok pahalı olması var. Eğer özellikle Seattle'da şehir merkezinde yaşıyorsanız kiralar çok yüksek. Eğer şehrin dışına çıkarsanız, mesela benim şu an bulunduğum bölge şehrin yaklaşık 20-25 dakika dışında bir mahalle. Burada veya şehrin dışındaki mahallelerde diyeyim, daha uygun oluyor kiralar, evler daha uygun oluyor, şu şekilde oluyor. Hem ev satın alıyorsanız da daha uygun oluyor. Hem de eğer ev kiralıyorsanız veya bir apartman dairesi kiralıyorsanız, mesela iki katı büyüklüğünde bir evde, daha yeni bir evde, içindeki mesela mutfağınızdaki eşyalar daha yeni oluyor, aynı kirayı veriyorsunuz veya daha az kira veriyorsunuz. Ben Seattle'ın merkezinde de yaşamıştım. Oradaki kiramla buradaki kiram aynıydı ama oradaki evim mesela daha küçüktü. Evin içi daha eskiydi. Yani bu şekilde hem iyi hem kötü yanları olabiliyor. Benim işim de kuzeyde olduğu için, şehir merkezinde olmadığı için ben daha sonra kuzeye taşınma kararı aldım. Ve yeşilliğin içinde bir sitede yaşıyorum şu an. Yani kısacası nerede yaşayacağınızı anlamak çok zor oluyor aslında. Özellikle yeni bir şehre taşındıysanız ve çok fazla gidip araştırma yapma şansınız olmadıysa aslında hani orada yaşarken yeni yerler bulmak daha kolay oluyor. Ama büyük şehirlerin hepsinde kiralar çok pahalı. Özellikle mesela şöyle diyeceğim, Kaliforniya eyaletinde yaşıyorsanız bir de orada eyalette vergiler var. Vergi konusuna aslında daha sonra gireceğim, bizim eyalette vergi olmadığı için. Ama hani bunların hepsini bir arada değerlendirdiğiniz zaman ev kirasının yüksek olması sizden daha fazla giderin çıkmasına sebep oluyor. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer burada kurumsal bir şirkette, büyük bir şirkette çalışıyorsanız ve dediğim gibi kalifiye eleman olarak çalışıyorsanız, yani hani üniversite mezunuysanız o şekilde söyleyeyim, geliriniz çok yüksek oluyor. Geliriniz yüksek olduğu için de siz bu ev kiralarını karşılayabilecek duruma geliyorsunuz. Yani hani sizi zorlamıyor. Zaten şirketler de bunun farkında oldukları için ona göre maaş veriyorlar. Daha doğrusu ona göre size teklifte bulunuyorlar. Size zaten ona göre pazarlık yapabiliyorsunuz. Yani kısacası iş bakarken de, yer bakarken de o şehirlerdeki genel olarak kiraların hani pahalı mı ucuz mu olduğuna bakın derim. Seattle için diğer şehirlerde olduğu gibi kiralar burada da pahalı. Üçüncü maddeye geçiyorum. Hava ısısı ve iklimi benim için üçüncü maddede. Ben çok sıcaklarda yaşamayı seven bir insan değilim. Yani dereceler, şöyle diyeyim, 30'un üzerine çıktığı zaman ben çok rahatsız oluyorum. Hoşuma gitmiyor o kadar sıcak hava. O yüzden buranın iklimi benim için çok uygun. Niye derseniz, biz evet 28, 29, 30 dereceleri gibi yüksek sıcaklıktaki havaları yazın görüyoruz. Ama hiçbir zaman hava 35 derece gibi ekstrem ya da 40 derece gibi ekstrem sıcaklıkları bulmuyor. Veya kışları hiçbir zaman hava -20, -30 gibi çok çılgın hani kış günleri yaşamıyoruz. Veya hani kardan dolayı trafiğin durduğu, hayatın durduğu 1-2 günümüz oluyor Seattle'da.
hani hiçbir şekilde ne kışın ne de yazın ekstrem bir sıcaklık yaşanmadığı için ben buradaki hayatı çok seviyorum. Ilıman bir iklimi var. Yani ben Türkiye'deki aslında Karadeniz bölgesine çok benzetiyorum. Mesela bakın şu an hava kapalı ama yağmur yağmıyor. Ama hava şu an aslında yani bugün çok güzel. Ben hiç mont bile giymedim bugün. Hatta şu bile birazcık fazla geliyor polar. Şimdi artık Nisan'ın başı tabii olduğu için havalar da güzelleşmeye başladı. Yakında bu aydan sonra özellikle güneş de açmaya başlayacak. Bu bulutların hepsi dağılacak. Bu ay da muhtemelen biraz yağmurumuz olacak. Ama genel olarak eğer yağmurlu havayı seviyorsanız, hani biraz kapalı havayı seviyorsanız Seattle size göre diyebilirim. Aynı şekilde eğer çok sıcak bir yer aramıyorsanız, yani sürekli hani yaz havası olsun diyorsanız burası size göre bir yer değil. Ama yazın yazı yaşayayım, kışın kışı yaşayayım, ilkbaharda ilkbaharı yaşayayım, sonbaharda sonbaharı yaşayayım diyorsanız, doğada olayım, etrafım yeşil olsun diyorsanız burası tam olarak size göre bir yer. O yüzden iklim konusunda da ben böyle bir yorumda bulunmak istedim. Yani hiçbir şekilde ekstrem bir hava durumu yaşamıyoruz. Kışın da bu arada o da çok soruluyor. -2-3 dereceyi görüyoruz şehirde. O da hani minimum düştüğü artık seviye oluyor. Maksimum da az önce söylediğim gibi birkaç gün 29-30 dereceleri yazın çıkabiliyor hava. Zaten yazın da diğer eski videolarıma bakarsanız full güneş oluyor. Yani tam olarak bir yaz yaşıyoruz. Şortlarımızı giyip tişörtümüzü giyip hani o yaz havasını yaşayabiliyoruz. Ama hani mesela Kaliforniya gibi bir yerde yaşıyorsanız, örneğin Kaliforniya eyaletinden buraya taşınacaksanız buradaki hava size birazcık değişik gelebilir. Çünkü Kaliforniya hep yaz. Hani neredeyse hep yazı yaşıyorlar. Özellikle tabii Güney Kaliforniya'da. Yani Kaliforniya'nın dağlarına çıkarsanız mesela kuzeyde oralarda da kar var. Oralarda da hava soğuyor. Ama hani şey nerede yaşadığınıza, nasıl bir hayat yaşadığınıza ve nasıl bir hayat yaşamak istediğinize bağlı aslında her şey. O şekilde söyleyeyim. Doğa faktörü benim için çok önemli. Ben doğada olmayı çok seviyorum. Etrafımın yeşil olması benim için çok önemli. O yüzden buradaki hayatımdan ben hava durumu olarak da, iklim olarak da, çevredeki yeşillik ve ağaçlık olarak da çok mutluyum. 4 numarada, şimdi bu havadan bahsettik ama şimdi kış aylarına geri döneceğim. Kışları bazen hava çok kapalı ve yağmurlu olabiliyor. Bu özellikle Kasım ve Ocak aylarında, pardon Aralık ve Ocak aylarında gördüğümüz bir şey. Ocak ayları genelde çok yağmurlu geçiyor. Ama buranın yağmuru sel götürecek yağmurlar olmaz hiçbir zaman. Hiçbir zaman demeyeyim. Ara sıra şakır şakır da yağdığı oluyor ama daha çok burada bu bizim hani ahmak ıslatan dediğimiz yağmur var ya, böyle pıtı 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 yağıyor. Mesela benim şemsiyem yok. Ben şemsiye kullanmıyorum ama hep bir yağmurluğum olur özellikle kış aylarında. Kasım'da Aralık'ta dışarı çıkıyorsam hep bir kapşonluğum, hep bir yağmurluğum yanımda ve üzerimde olur. Çünkü bir anda yağmur başlayabiliyor ve bir anda hani ıslanabiliyorsunuz. Aslında ıslanmayacağınızı düşünüyorsunuz ama sizi ıslatan bir yağmur oluyor sonucunda. Bir de kışın saatler alındığı için özellikle Kasım ve Aralık aylarında hava çok erken kararıyor. Yani 6 olduğu zaman dışarısı zifiri karanlık oluyor ve sanki gece 10'muş gibi geliyor. Ben hani sabah 8, akşam 5, 6 çalışan bir kişiyim. O yüzden kış aylarında hani işim bittiği zaman resmen her yer karanlık olmuş oluyor. Hiçbir şey yapamıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani dışarı çıkıp bir şeyler yapıyorsunuz ama o gündüz vaktini kaçırmış oluyorsunuz hafta içi. Biraz depresif olabiliyor. Ama o da nasıl diyeyim, alışıyorsunuz zamanla. Bu benim için bir kötü yanı. Bunu kötü yan olarak söylüyorum. Fark ederseniz bir iyi bir kötü söylemeye çalışıyorum ama havanın hani kışın o şekilde olması, hep kapalı olması, bulutlu olması, yani gri olması. Yukarı baktığınız zaman güneşi göremiyorsunuz. Gri çünkü bulutlarla kaplı. İşte özellikle Aralık ve Ocak aylarında çok yaşıyoruz onu. O sizin dengenizi biraz bozabiliyor. O zamanlarda ben mesela D vitamini almaya başlıyorum. Çünkü D vitamininiz çok düşüyor güneş olmadığı için. Hani bu da aslında buradaki yaşamın belki biraz kötü yanı olarak görülebilir. 5 numarada outdoor aktiviteleri var. Eğer benim gibi outdoorsy biriyseniz, dışarıda hike yapmayı, kamp yapmayı, doğada olmayı, milli parkları gezmeyi seviyorsanız Seattle gerçekten tam olarak size göre bir yer. Çünkü hem şehir hayatını hem de bu doğayı yaşama imkanı veriyor size. Yani ben arabamı atlayıp yarım saat araba kullanıp direkt doğanın içine geçebiliyorum. Yani geçebiliyorum dediğim o ayrımı yapabiliyorum. Şehirden kurtarıp kendimi. Yemyeşil bir yere gidebiliyorsunuz. Hatta şehrin içinde de 100'den fazla park var. Pardon, şehrin içinde 400'den fazla park var. Washington eyaletinde 100'den fazla eyalet parkı var. Bu eyalet parklarına da günübirlik giderseniz 5-10 dolar gibi bir para veriyorsunuz arabanızı park etmek için. Eğer senede birkaç kere gideceğinizi düşünüyorsanız 30 dolar verip bir pass alıyorsunuz ve 30 dolarla bütün eyalet parklarına gir çık yapabiliyorsunuz.
Milli Park da aynı şekilde Seattle'ın çevresinde tam 3 tane milli park var ve 3'ü de gerçekten dünyaca ünlü milli parklar. Bir tanesi aslında hiç ziyaret edilmeyen, en az ziyaret edilen milli parklardan olarak geçiyor. North Cascades. Benim orada da bir videom vardı. Onu da şimdi ekrana koyayım izlemek isterseniz. Hatta sıra sıra Mount Rainier'ı da koyayım. Olimpik Ulusal Parkı'ndan da benim videom var ve onları şimdi buraya size koyayım. Eğer izlemek isterseniz bakın. Gerçekten milli parklar konusunda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hepsi Seattle'ın çevresinde. Yani bir tanesi güneye doğru 2,5 saat mesafede. Bir tanesi kuzeye doğru 2,5 saat mesafede. Diğeri de batıya doğru. Direkt okyanusun kenarına doğru gittiğiniz zaman 3 saat mesafede. O yüzden hangi yöne giderseniz sizi bir milli park karşılıyor. Bu benim için çok güzel. Çünkü ben kamp yapmayı ve hike yapmayı çok seviyorum. Doğada olmayı, gidip şelaleleri görmeyi veya yeni yerler keşfetmeyi. O yüzden hani burada yaşamak benim için ideal oldu. Bundan önce ben Montana eyaletinde yaşıyordum. Montana eyaletinde yaşadığım şehir çok küçüktü. Yani öğrenci kasabası diye geçen bir yerdi. Ben orada daha çok doğada olmayı öğrendim ve alıştım. Yoksa İstanbul'da hani kamp yaparak büyümedim maalesef. O yüzden orada hani dağlarda olmak, milli parkta kamp yapmak, hani Yellowstone'da vesaire, Glacier'da kamp yapmak derken kendimi o hayata alıştırdım ve adapte ettim. Daha sonra da buraya taşındığımda zaten çok daha fazla imkan olduğunu gördüm. Sayısız patikamız var, sayısız trail var. Dediğim gibi yani 25-30 dakika mesafede de var, 2 saat mesafede de var. Ve muhteşem. Eğer Instagram'da beni takip ediyorsanız zaten ben paylaşmaya çalışıyorum buradaki gezilerimi de. Oradan da fotoğrafları görüp bakabilirsiniz. Ama eğer doğada olmayı seviyorsanız Washington eyaleti genel olarak ya da Seattle ve çevresi veya genel olarak Pasifik Kuzeybatı, Oregon eyaletini de şu an dahil ediyorum. Muhteşem yerler. Hiç mutsuz olacağınızı düşünmüyorum o yüzden. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Benim şu an yaşadığım çevrede yürüme imkanım var. O beni çok mutlu ediyor. Yani yürüyerek ben markete de gidebiliyorum. Yürüyerek alışverişe de gidebiliyorum. Yürüyerek kahve almaya da gidebiliyorum. Sırf ya da dışarıya çıkıp yürüyüş de yapabiliyorum. Hani bu imkan var. Bazen Amerika'da bazı eyaletlerde veya eyaletlerin belirli şehirlerinde bu imkanınız olmuyor. Dışarı çıkıp hani yürüme imkanınız olmuyor veya yürüyerek markete gitme, yürüyerek kahve almaya gitme imkanınız olmuyor bulunduğunuz yere göre. Bu benim için çok önemli bir faktördü yine. O yüzden hani yaşadığım yeri seçerken de ben ona çok dikkat etmiştim. Hem yeşil olmasına, hem doğayla iç içe olmasına, hem de yürüme imkanı sağlayabilmesine ben çok bakmıştım. Ama hani buralarda bazı yerler var mesela yürüyerek hani gidemiyorsunuz. O yüzden seçim yaparken de evinizi veya mahallenizi ona da bir bakın derim. Eğer bakma şansınız varsa bence önemli bir faktör. 6 numarada şehirde trafik ve parklarda insan trafiği yazmışım. Şimdi bunu aslında birazcık downside yani kötü yan olarak yazdım. Şehir büyük olduğu için, çok fazla insan olduğu için, daha doğrusu aslında böyle Los Angeles ya da New York gibi hani çok çılgın büyüklükteki şehirlerle karşılaştırırsanız çok fazla insan yok burada ama yine de çok fazla insan var ve çok fazla trafik oluyor. Özellikle pandemiden önce çok trafik vardı. Şimdi artık trafik yeniden tabii oluşmaya başladı son birkaç aydır. Ama herkes evden çalışıyor Seattle'da. Seattle daha çok beyaz yakalı insanlarla dolu. Hani Amazon ve Microsoft zaten evden çalışmaya başladığı an en çok hani onların çalışanı olduğu için Seattle şehrinde bütün trafik neredeyse ortadan kalktı bu pandemiyle birlikte. Ama yine pandemi devam ediyor. Fakat şimdi aşılanmalar başladı. Hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Herkes maskesini takıyor, mesafesini koruyor vesaire derken mekanlar açıldıkça tabii bu trafik de yeniden ortaya çıkmaya başladı. Bu büyük şehirlerde yaşamanın Amerika'da kötü yanlarından biri. Ama bu trafik asla İstanbul trafiği gibi bir şey değil. Yani sakın öyle bir şey düşünmeyin. Ben şu an Amerika standartlarına göre biraz abartarak söylüyorum trafik var diye. Yoksa bizim İstanbul trafiğiyle burası karşılaştırılamaz bile. Veya Kaliforniya'daki trafik ile San Francisco trafiği, işte Los Angeles trafiği karşılaştıramaz bile. Orada saatler sürüyor bir yere gitmeniz. Yine burası aslında hani oralara göre çok daha iyi. Defter durmuyor. Parklardaki insan trafiği de az önceki bahsettiğim konudan dolayı. Burada yaşayan herkes outdoorsy, herkes dışarıda olmayı çok seviyor. Herkes doğada olmayı çok seviyor. Herkes parklarda zaman geçirmeyi seviyor. Ulusal parklarda bazen kamp yapacak yer bulamıyorsunuz. Aylar öncesinden ben randevu alıp gittiğimi biliyorum. O da buranın işte bir downside'ı, kötü yanı oluyor. Çünkü herkes aynı şey yapmak istediği için bazen kalabalık oluyor. Kalabalıklara denk geliyorsunuz veya gidemiyorsunuz yani kamp yapacak yer yok mesela bulamıyorsunuz. O şekilde bir kötü yanı var diyebilirim. 7 numaraya restoranlar, kafeler ve yerel kahveciler yazdım.
çok fazla yemek çeşidi var. Çok fazla farklı ülkeden farklı yemek kültürlerini tadabiliyorsunuz Seattle'da. Çünkü çok fazla göçmen var. Çok fazla kafe var. Seattle zaten kahveleriyle ünlüdür. Starbucks da burada kurulduğu için aslında Starbucks da buranın yereli ama ben ona rağmen Starbucks'ı tercih etmiyorum. Ben direkt yerel kahvecileri tercih ediyorum. Köşe başı bir kahveci var her yerde. Yani kahve bulmak çok kolay. Dışarı yürürken sağınızda solunuzda bir anda çok farklı kahveciler buluyorsunuz ve ben olabildiğince çok farklı kahvecilere gidip denemeye çalışıyorum. Hem onları desteklemek için hem de farklı kahveler denemek için. Bu gibi farklı restoranlar deneyeyim, farklı yemekler deneyeyim, farklı kafelere gideyim, farklı yerel kahveciler deneyeyim, tadayım hani kafasındaysanız siz de burası tam olarak size göre bir yer. Çok mutlu olursunuz diye düşünüyorum. 8 numarada evsizleri yazdım. Şimdi Seattle'da az önce de söylediğim gibi çok fazla iş imkanı var. Ekonomisi çok hızlı büyüyor. Şehir çok hızlı büyüyor ama bu hızlı büyüyen ekonomiye maalesef ayak uyduramayan kişiler oluyor ve evsizler de gitgide artıyor. Evsiz sorunu Seattle'da çok büyük ve bunu çözemiyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var. Bazı kişiler evsiz olmak istiyor, o şekilde yaşamak istiyor. Bunu soranlara ben hep anlatmaya çalışıyorum ama bunu anlatması da çok zor, anlaması da belki çok zor. Yani kimseyi sokaktan zorla alıp hayır sen burada evsiz olamazsın, çadırını topla kimse diyemiyor. Çünkü o insanların bazıları gerçekten o şekilde yaşamak istiyorlar. Ben burada bu şekilde yaşamak istiyorum diyor. O şekilde olmayan, evet olmak istemeyen kişiler de var ve bu konuda devlet bu işi burada çözemiyor. Yani Seattle'da çok fazla evsiz var. Los Angeles'ta çok fazla evsiz var. Zaten Los Angeles ve o taraflara gittiğiniz zaman oradaki evsizleri hani gördüğüm zaman burada evsiz yokmuş gibi geliyor. O kadar fark var arada. Ama burada şöyle şeyler yapılıyor. Şimdi onlardan bahsedeyim. Hani her şeyi de böyle devletten beklememek mi lazım bilmiyorum yani. Neden çözülemiyor gerçekten bilmiyorum. Ve çok üzülüyorum evsizleri gördükçe. Çünkü benim de elimden bir şey gelmiyor. Bireysel olarak ben bir şey yapamıyorum. Burada Amazon biliyorsunuz Seattle'da az önce de bahsettim. Şöyle bir proje başlattılar. Proje ne durumda, ne kadar ilerledi, ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Ama proje şöyle. Yeni bir bina yapıyorlar ve yaptıkları bu binayı evsizleri barındırmak için kullanacaklar. Bu binada aileler için farklı odalar olacakmış. Otel binası gibi düşünün. Duşundan, tuvaletinden, yatağından, hani sıcak evinden her şeyine kadar kuruyorlarmış. Eğer mesela aile evsizse, bir ailenin ihtiyacı varsa onlara hani daha büyük bir yer veriyorlar. Tek başına yaşayan biri ise daha küçük veriyorlar. Bu şekilde bir proje başlattılar ve projenin amacı bu insanları hayata geri kazandırabilmek. Şu şekilde Amazon kendi çalışanlarını volunteer yaparak yani gönüllü çalıştırarak bu kişilere eğitim vermeyi planlıyordu. Bu proje böyle bir projeydi. Böyle bir proje başlattılar ve bu eğitimin sonunda da bir sertifika programı olacaktı muhtemelen. Bu sertifika programının sonunda da bu kişilere bir sertifika verilecek ve daha sonra Amazon'da iş verilecekti veya bu kişiler dışarıdan hani iş bulabileceklerdi ve hayata geri kazandırılacaklardı. Böyle bir proje var. Amazon'un da bu. Ama proje şu an nasıl ilerliyor, nerede bilmiyorum. Çok uzun zamandır okuma yapmadım bu konuda. Aynı şekilde bildiğim kadarıyla Microsoft, Bill Gates de çok büyük bağışlarda bulunuyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bir de bu şehirde tiny house'lar yapılıyor, belirli bölgelere taşınabilir evler yapılıyor, küçük küçük ve bunları böyle alıp pat diye koyuyorlar, oraları bir neighborhood oluşturuyorlar. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlar yani evsiz olan kişilere bu evleri vererekten onları hani bir yerde bir şekilde toplayıp hayata geri kazandırmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen hala çok fazla evsiz var. Pandemiyle birlikte şöyle kararlar alındı. Bizim eyalette en azından alındı. Bizim eyalet valisi geçen sene kiraları arttırmadı. Aynı zamanda evden atma durumunu yasakladı. Yani eğer ev sahibi evini kiraya verdiyse ve kiracısı ona kirayı ödeyemiyorsa, çünkü belki pandemiden dolayı işini kaybetti veya hani işleri iyi gitmiyor vesaire, hiçbir şekilde evden atılmayacak şeklinde bir kural getirildi, bir yasa getirildi bu kiracı ve ev sahibi yasaları içine. Aynı şekilde kiralar da arttırılmadı. Hiç kimsenin kirası, yani mesela ben işimi kaybetmedim, ben hala çalışıyorum ama geçen sene benim kiram arttırılmadı. Ben hala 2 senedir aynı kirayı veriyorum. Hiçbir şekilde zam olmadı. Büyük şehirlerde de ev kiraları çok düştü. Çünkü insanlar şehir merkezinden şehir merkezlerinin dışına taşınmaya başladılar. Özellikle büyük evler almaya başladılar. Bu yüzden ev kiraları düştü şehir merkezlerinde. Ama şehirlerin dışındaki ev fiyatları arttı. Yani ev satın alma çok yükseldiği için. Bir de böyle kampanya yapmaya başladılar veya düştüyse de kampanya yapıyorlar. İşte 3 ayınız bedava, ilk ayınız bedava tarzında 3 ay bedava kiraya oturuyorsunuz. Bu şekilde değişik kampanyalar da yaptılar. Çünkü
Özellikle büyük şehirlerden dediğim gibi insanlar kaçmaya başladı ve şehir hayatı eski şehir hayatı değil yani Seattle downtown'da da aynı şekilde. Eminim diğer büyük şehirlerin downtownları da öyledir. Hiçbir şekilde eskisi gibi değil. Evet canlanmaya başladı artık ama bu eski canlılığı yok kesinlikle. Yani pandemi her şeyi çok değiştirdi. 9 numaraya şey yazmışım, gelir eyalet vergisi yok. Şimdi Washington eyaletinde yaşamayı sevmemin bir başka sebebi de bu. Ben sadece federal tax ödüyorum. Eğer Washington eyaletinde yaşıyorsanız sadece federal tax ödüyorsunuz. State income tax ödemiyorsunuz çünkü yok. Yani cebinize daha çok para kalıyor. Mesela Kaliforniya eyaleti income tax ile çok ünlü bir eyalettir. Çünkü çok yüksek, en yükseklerden biri. Ama dediğim gibi bu bölgelerde de işte iş bulduğunuz zaman, çalışmaya başladığınız zaman şirketler ona göre size maaş teklifinde bulunuyorlar. Çünkü herkes farkında. Bir de eğer kalifiye eleman olarak çalışıyorsanız, üniversite mezunuysanız, mühendisseniz, IT sektöründeyseniz, teknolojideyseniz, üretimdeyseniz çok güzel anlaşmalar yapabiliyorsunuz, o şekilde söyleyeyim. O konuda da eğer eyalet seçiyorsanız bir bakın derim. Yani bazı eyaletlerde hem eyalet vergisi hem de federal vergi oluyor. O zaman hani double tax vermiş oluyorsunuz. Eğer eyalet vergisi olmayan bir eyalete taşınırsanız burası gibi sadece federal vergiyi vermiş oluyorsunuz ve cebinize daha fazla para kalıyor. 10 numaraya da göçmenler ve şehir kültürü, çeşitlilik yazdım. Az önce birazcık bundan bahsettim ama biraz daha detaylı şimdi anlatayım. Seattle'da çok fazla göçmen var. Dünyanın her yerinden insanla burada tanışıp karşılaşabilirsiniz. Hoşgörülü bir şehir. İnsanlar hiçbir şekilde size yabancı olduğunuz için burada ırkçılık yapmıyor. En azından ben böyle bir şeyle karşılaşmadım, ben böyle bir şey görmedim. Seattle'ın eğitim seviyesi de çok yüksek. Zaten bu yüzden de çok yüksek. Çünkü Amazon, Microsoft gibi büyük şirketlerde çalışan insanlar eğitimli insanlar oldukları için eğitim seviyesi de bir anda yükselmiş oluyor. Çok fazla beyaz yakalı var az önce de söylediğim gibi ve yurt dışından gelen çok fazla insan da var. Çünkü bu büyük şirketler yine yurt dışından çok fazla işe alım yaptıkları için çok fazla farklı ülkelerden, farklı bölgelerden insanlarla tanışma şansını yakalıyorsunuz. Aynı şekilde burada göçmen olarak gelip mesela restoran açan kişiler de var. İşte bu da size yemek kültürünü vermiş oluyor. Çünkü gerçekten mesela bir Vietnam mutfağı denemek istiyorsanız gerçekten Vietnam kafesine, Vietnam restoranına gidip Vietnam yemeği yiyebiliyorsunuz. O yüzden ben o konuda burada yaşamayı çok seviyorum. Çok farklı yemekler ve çok farklı lezzetler deneme şansını yakaladım. Aynı şekilde de çok farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Etrafta çok farklı hani insanlar görebiliyorsunuz. O konuda gerçekten ben burada yaşadığım için yine çok mutluyum. Hiçbir şekilde yani buraya taşındığımda da yabancılık çekmedim. Ama tabii buraya taşındığımda zaten Amerika'da yaşadığım için yani 2012'den beri Amerika'dayım. Artık bendeki bu adaptasyon, yabancılık da çoktan geçti. Bunlar ilk taşındığım zaman, ilk özellikle 6 ayda çok yaşadığım şeylerdi benim. Montana'daydım bir de. Gerçekten çok güzel ve insanlar gerçekten bir arada yaşıyorlar. Yani bence göçmenler şehrin kültürünü büyütüyorlar. Şehrin kültürüne çeşitlilik katıyorlar. Herkese bir arada blend olmuş şekilde, karışmış bir şekilde yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. O yüzden eğer hani öyle bir ortam arıyorsanız da Seattle gerçekten o konuda çok güzel bir yer ve eminim siz de burada yaşamayı çok seversiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Aklıma başka bir şey gelmedi. Bunları yazdım ilk onda ama eğer sizin de hani başka sorunuz varsa Seattle'da yaşamak, Washington eyaletinde yaşamak veya Amerika'da yaşamak hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Aynı şekilde her hafta yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve beni Instagram'dan da takip edin lütfen. Çünkü Instagram'dan zaten ben her gün paylaşım yapıyorum. Bazen YouTube'dan paylaşım yapamasam da o hafta yani pas geçsem de Instagram'dan ben kesin paylaşım yapmış oluyorum. Oradan da benim videolarımı, fotoğraflarımı takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.